hedef artık başka ama ülke puanı çok önemli. Her ne kadar önemsenmediği konuşuluyorsa da Evet. sen ne düşünüyorsun Volkan? Valla Fenerbahçe cephesi için ülke puanı çok önemli ama Pereira için bu ülkede kalabilmek çok daha önemli bence. O yani. yüzden pazartesi günkü maç bu maçın önünde. Bunu çok net Kesinlikle. söylemek lazım. Yani şimdi Eintracht Frankfurt hakikaten çok aslında Fenerbahçe Eintracht Frankfurt baktığın zaman bir taraftar olarak işte maça gideyim, izleyeyim falan diyeceğin böyle Fenerbahçe açısından önemli bir karşılaşma ama maalesef ki Fenerbahçe bir maç kala gruptan kalifiye olma şansını kaybetti ve Avrupa Konferans Ligi'nde artık yoluna devam etmeyi de garantiledi. Yani hiçbir anlamı yok maçın aslında. Bir böyle bir maç daha hatırlıyorum. Fenerbahçe'nin yarı final oynadığı Avrupa Ligi yarı finali oynadığı sezon yine bir Alman takımı Mönchengladbach'la Kadıköy'de son maç formalite maçı olmuştu. Fenerbahçe lider çıkmayı garantilemişti gruptan. Keşke tabii yine lider çıkmayı garantileyip bu maçı öyle oynasaydı ama maalesef bu kez Konferans Ligi'ne gidiyor. Şimdi bir ki Altay, Valencia ve Mert Hakan yok. Evet. Altay daha bayağı bir süre yok. Benim tahminim herhalde bir 2 ay civarı daha olmayacak. Valencia Beşiktaş maçına kadar Yetişebilir. yetiştirilmeye çalışıyor. O daha belli değil. Mert Çok uzun bu süre. maçtan sonra antrenmanlara başlar. Yani Cuma, Cumartesi başlar. Pazartesi o Antep'e götürülür muhtemelen. Belki 11 olmaz ama götürülür. Serdar son maçın hat-trick yapan oyuncusu bu kadroda yok. Avrupa Evet, kadrosunda Avrupa olmadığı için kadrosunda yok. görev yapamayacak. Crespo aynı şekilde yine o da son 2 maçta fena oynamadı. O da yok şeyde Avrupa kadrosunda. Ve Burak Kapacak da zaten hiç kullanılmadı. Ligde de kullanılmadı. O da bu karşılaşmada statü gereği oynayamayacak. Ama yine de benim önümdeki muhtemele bakıyorum öyle pek yedek ağırlıklı bir hatta hiç değil bir kadro görmüyorum. Ama Sen ne düşünüyorsun? Pereira bekliyor. Yani Pereira yapacağım dedi birkaç değişiklik. Bazı oyuncuları oynatmayı düşünüyorum dedi. Dinlendirmeyi düşünüyorum dedi. Şimdi zaten otomatikman Serdar Crespo Yok. kafadan Dinleniyor. dinleniyorlar mecburen. Valencia'da sakat olduğu için santrfor bir tek Berisha kalıyor elde. Onu Berisha, Pelkas'ı görebiliriz artık. oynatacak. Tabii şimdi son maç Rossi oynadı. Antep hani Pelkas baktın hani kadro kalitesi olarak baksan benim Fenerbahçe'de kalite olarak ilk üçe koyacağım bir oyuncudur ama hocanın çok düşünmediği bir oyuncu. O yüzden Cezalı İrfan Can. cezalı. Evet İrfan O burada Antep'te oynar. oynamayacağı için burada Burada oynar. oynar. Gustavo'yu mutlaka Antep'e saklar diye düşünüyorum. Gaziantep maçına saklar. Stoperlerden de Serdar İz'in kullanılacağını düşünüyorum. Serdar İz kullanılır. Orada da artık Mince kim mi? Tisserand, Atilla Salay bir tanesi dinlendirir. Ve hatta Novak da aslında son maç cezalıydı oynamadı. Novak da belki yine stoperde görev yapıp bir rotasyona daha gidebilir Fenerbahçe. Ve tabii Ferdi en çok süre alan oyuncu Fenerbahçe'de. Nazım Sangare orada bir Ferdi'den bir maçlık görevi devralma durumu söz konusu olabilir. Yani oyuncunun durumuna göre tabii. Yani Nazım'ı görebiliriz. İşte Novak, Yani yine bir Pelkas 5-6 yani kişi. Yani yine bir 5-6 kişi yapıyor toplamda. Hani bana Sosa yeterli Meyer'i de bence de ya. katarsan orta sahaya Yeterli sayı. baya baya bir değişim oluyor. Sosa'yı da hiç öyle düşünmek istemiyorum. Yani Sosa rotasyon oyuncusu değilmiş gibi geliyor ama Sosa'yı oynatırım falan ve garip geliyor bana yani. hayır rotasyon oyuncusu değilmiş gibi geliyor Evet. ama yani şu an son maçta baktığında son maçta yedekti. Hani Evet. Gustavo Crespo ikilisi oynadı. Böyle bir durum var. Bu grup açık söyleyeyim yani Pereira basın toplantısında çok şanssızlıktan yakındı işte. Frankfurt deplasmanı penaltı, Antwerp deplasmanı penaltı kaçırdı takım. İkişer puan gitti orada haklı. Olympiakos deplasmanı 0-0 İrfan Can'ın direkten dönen topu hani en azından berabere bitse son maça taşıyabiliyorsun bazı şeyleri filan. Şanssızlık doğru ama ben ne olursa olsun Fenerbahçe'nin bu gruptan ikinci dahi olsa çıkmalıydı diyorum. Yani bu kadro kalitesiyle Fenerbahçe bu gruptan çıkmalıydı. Beşiktaş'ta nasıl Şampiyonlar Ligi'nden hiç puan alamaması olmazdı Eleştiriliyorsa diyorsak burada da diyorsun ki çıkmalıydı. yani burada bu grubu üçüncü tamamlamak başarı değil. Benim şahsi fikrim bu. Tabii. Olympiakos veya Eintracht Frankfurt'u geçmesi gerekiyordu. Bu kadronun bunu yapabilmesi gerekiyordu diye düşünüyorum. Ama tabii ki az önce de söyledim. Sonuçta herkesin hayatta öncelikleri var. Şimdi biz güzel bir Avrupa maçı ve ülke puanı hayal ediyoruz. Fenerbahçe'den galibiyet hayal ediyoruz. Pereira da
Ya işte şu Rize Spor maçıyla bir havayı değiştirdik. Pazartesi de Antep deplasmanı, Gaziantep deplasmanı var. Oradan da iyi kötü bir 3 puanla dönersem, kendimi derbiye atarsam bir şeyleri değiştirebilirim diye hayalini kuruyor. Hem kendi kariyeri açısından hem de tabii ki ligin seyri açısından. Her ne kadar Trabzonspor 12 puan gibi bir fark yapmış olsa da bu iş belli olmaz. Yani geçmişte birçok örneği var bunun. Benim en azından hatırladığım, yani 20-30 yıldır yani çocukluğumuzdan beri takip ettiğimiz en son bir şey var. 8'de kapanır, 18'de kapanır dediği Fatih Hoca'nın son 7-8 hafta kala. Ama kendi maçlarını kazanamıyorlar. Yani Trabzonspor i̇şte, arasındaki farkı kapatacak da... Bu arada tabii Trabzon'da kaybetmiyor. Yani. Kendi, öyle bir durum kendi var maçlarını kazanamıyor büyük takımlar. Yarı, şimdi öyle bir algı var ki Trabzon'a yine bağlayacağım burada. Yani işte yayıncı kuruluş şöyle ister, işte puan farkı kapanacak. Hayır abi, sen öyle kazan. Reytingler düşer. Abi yok öyle bir şey. O tamamen bir rafa. Her dönem aynı şey. Biz çocuktuk aynı şeyde, yine aynı şey ya. Ama şu var. Trabzonspor ilk yarıyı eğer çift tanelerde kapatırsa benim... Yani birçok futbol severinde şampiyonlukta çok ciddi bir şekilde mesafe kadar. Şu anda kadar, da öyle. Belki Süper Lig'in en erken şampiyonluğu yaşayan takım da olabilir. Olabilir. Ama bunu kabul etmeyi kapılması lazım. O çift tane çok önemli. Mesela biz kabul edebiliriz. İşte Mehmet Yılmaz, Ergin Aslan, sen, ben hepimiz kabul edebiliriz de. Şimdi Vitor Pereira'nın böyle düşünmesi son derece mantıksız. O zaman canım, bırakıp yani, gitmesi lazım canım, yani. Kardeşim ne olur ne olmaz, ben yapabileceğimi yapayım. Ha, yakalarım yakalayamam, evet. O ayrı. Kazanırım kazanamam o ayrı, ama yapabileceğimi yapayım, o da kafasında bunu kuruyordu. Vitor, doğal olarak Vitor Pereira... Bu maçta o yüzden, pardon abi, bu maçta o yüzden ben çevir. Ciddi bir şey bekliyorum. rotasyon bekliyorum maçta. Bana şöyle gelince çeviriyorsun. Volkan'a gelince çevir. Niye çevirmiyorsun? Şöyle bir soru var. Bitti benim zaten. Ama. Şöyle bir soru var. Osman Bey sormuş. Ergin, sana yönelteyim. Pereira'nın Pereira olsaydı olmasaydı diye konuşuluyor. Pereira eğer böyle düşünüyorsa bu akşamki mücadeleye yedekleri çıkarsın. Zaten ligi düşünüyor demiş. Bir soru da Umut Bey'den. Vitor Hoca'nın söylediğiyle yüzündeki ifadeleri iki maçtır neden uyuşmuyor? Neden tepkisiz kalıyor? Sizce kafasında Fenerbahçe'yi bitirdi mi? Ya şimdi adamın başında demokrasinin kılıcı gibi bir şey dönüyor. Gitti mi kaldı mı? Biz 15. hafta üçlü mü dörtlü mü? Ya Fenerbahçe'nin sahasını %10 konuşuyoruz. Sistemini %80 konuşuyor. Evet. Ya bir bırakın adamı rahat. Bak konuşunca Pereira'cı diyorlar. Hayır. Kar zarar hesabı yapıyorum. 15. hafta hoca gönderdiğin zaman genel adam bir kere sistem değişikliğinden başlayacak. 6 aydır bir oynanan sistem var. Bir afallıyor takım. Tabii, o başka bir şey. Transferi ben yapmadım, başka bir şey. Bugün verdim örneği, yine vereyim. Kimle yarışıyor Pereira şampiyonlukta? Abdullah Avcı'yla. Hangi Abdullah Avcı'yla? Abdullah Hoca çıkmış koşu pistine koşuyor. Ahmet Ağoğlu buradan koşarken su uzatıyor. Hocam diyor hiç suyu. Yardımcı alıyor. Yandan Trabzonspor taraftarı enerji içeceği uzatıyor. Hocam diyor hiç koşarken. Arkadan da Trabzonspor medyası konuşanı yazarı camia hızlı gitsin diye rüzgar yapıyor. Pereira aynı pistte yarışıyor. Camia içerisinden biri boynunu atlamış sırtına. Biri yakadan çekiyor, biri paçadan çekiyor. Şimdi yol, bir de 7 yılın yükü var bu adamın omuzunda. Yani bir alan açmak lazım. Pereira'ya 7 sezonun yükü bu adamın sırtına yüklenilmez. Ben çok müthiş hoca, kesin şampiyon yapacak falan demiyorum. Şunu söylüyorum. Pereira'yı denklemden çıkartalım, hadi tamam çıkartalım. Yerine bir tane adam koyun ki toparlayıp bu serüveni kapatsın, bu açığı. Burayı kapatsın. Riskli karar. O yüzden Pereira serüveni bence devam etmeli. Ben bir tane koyarım ama çok tartışma olur, o yüzden konuşmuyorum. Değiştirir mi? Bu soruya cevap şeyi vermiyorum. Değiştirir mi? Bu soruya cevap vermiyorum. Ama şimdi böyle olduğu zaman da olmuyor işte. Yani o zaman onun yerine bir adam, o zaman oraya eriyen Fenerbahçe oluyor. Yani bazen nasıl bir, şurada bir kanayan yara vardır. Onu eğer tedavi etmezsen o yara genişleyerek gider. Yani oraya yerine bulmak, B planı, C planı. Sadece Pereira, yani Ergin söylemişse herhalde sadece Pereira üzerinden de gidilmemesi şimdi, lazım. Bak kaçıncı hepsi sezon? Değil. Yarıda sezon tamamlayan hoca oldu mu? Ali Koç döneminde olmadı. 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 Sonuç? Ortada. Şimdi ne yapacağız biz? Her sene aynı şeyi mi izleyeceğiz? Sivas yani? Maçı kazansa şampiyondun ama. Tabii. Neden kadın futbol maçını konuşmuyorsunuz? Birazdan konuşacağız ama bu arada editörüm Emre Turul gönderdi bana. Gündüz Conte'nin de açıklamaları vardı, hatırlayacaksınız. Covid-19 vakaları ile ilgili Tottenham'da durum iyice sıkıntılı oldu. Tabii resmi açıklama gelmiş. O açıklamaya göre yarın, artık bugün oldu zaten, konferans ligi mücadelesi oynanmayacak çıkan vakalar yüzünden.